Branşlarınız neler merak ediyorum bir yandan. Stresliyiz. Çok haklısınız. Yani sınava kalan süre azaldı. Aranızda atama bekleyenler var mıydı? 20 bin atama daha olacak. Bunun haberi de verildi biliyorsunuzdur. Ee, belki atama bekle, bekleyip bir yandan sınava girecek olanlar da vardır. Güzel. Edebiyatçılar da var. Nurlu Hocam da geldiğinde edebiyatla ilgili de Türkçe ile ilgili de önemli bilgiler verecek branş edebiyat biliyorsunuzdur. Merhaba Esra Hocam, Türkçe'ciler var. Okul öncesi, okul öncesi bayağı umut vaat eden bölümlerden biri oldu artık biliyorsunuz. E, atamalarda da hani fazlasıyla bir kontenjan göreceğimizi düşünüyoruz. Dileriz tüm branşlar için yüksek yüksek kontenjanların geldiği dönemler görürüz. Hepinizin emeklerinin karşılığını alacağına inanıyoruz. O yüzden de çalışmalara devam ediyoruz. Hala vaktimiz varken, bir buçuk aylık e, bir sürecimiz varken... Evet, ek atama söylenti değil aslında. MEP kendi sayfasında da paylaştı. Cumhurbaşkanı'nın bildirisinde de 20 bin atama yapacağız şeklinde bilgi geliyor. Bir de geçtiğimiz yıllarda hep şöyle oldu. Bu duyuru çıktıktan 2-3 gün içerisinde atama takvimi paylaşıldı. Yani yine öyle olabilir. Beklemedeyiz şu anda. Atama takviminin de paylaşılmasını bekliyoruz. Ne zaman olacak vesaire. onunla alakalı da sizler de takipte kalın. MEP'in kendi sayfasını takip edin arkadaşlar. Şimdi artık GGK eğitim için bir ay diyebiliriz. GGK eğitimden sonra bir de 15 binlik bir rehabete çalışma süreci olacak. Artık bir kamp dönemine girdik bence. Neler yapacağımızı konuşacağız bugün. Yavaş yavaş da başlayalım istiyorum. Oyunla ee, onunla alakalı olarak hani söylemek istediğim şey şu. Bunca yıllık bilgi birikimimize dayanarak ben bunu söylüyorum arkadaşlar. Yaklaşık 7-8 senedir sektörün içerisinde bir, olan biri olarak söylüyorum. Hep son dönemlerde performansını, enerjisini arttıran kişiler başarılı oldu bu sınavlarda. Atandılar ve de. Yani son dönem o kadar önemli ki asla moralinizi bozmayın. Şimdiye kadar istediğiniz belki çalışma yapamadınız. Belki hala eksikleriniz var. Belki hala yeterince soru çözmediniz, yeterince deneme çözmediniz. Hala başka belli konular var bitirmeniz gereken. Ama inanın bana bu bir buçuk aylık süreci harika geçirirseniz kendinizi bir kampa sokarak gerçekten konu eksiklerinizi tekrarlarla gidererek gerçekten bol ve kaliteli soru çözerek çıkmış sorular çözerek bol bol deneme çözerek yani bir kampa gireceksiniz artık. Bu süreci böyle geçirirseniz netlerinizi inanılmaz artıracağınızın garantisini ben verebilirim çünkü bunca yıldır hep böyle oldu. Ee, hangi birini halledelim? Yani çok mu eksiniz var? Tabii onu bilemem. Bir seviye ölçümü yapmanız lazım bence. Ama şu ana kadar gelmişsek şu son bir buçuk ayda inanılmaz bir performans göstermek gerekecek. Bunu yapanların da çok daha başarılı olacağına yürekten inanıyorum. Bunca yıl hep böyle oldu çünkü. Şimdi ÖABT kısmında şunu zaten çok iyi biliyorsunuz hepiniz. Belki bilmeyenler de olabilir. Şimdi üçlü sınava gidiyoruz. GGK eğitim ÖABT. ÖABT bu kısmın yüzde %50'sini oluşturuyor. Yani bizim P121 puanımızın %50'si ÖABT kısmından geliyor 75 adet sorumuz var bizim burada bu alan o kadar önemli ki her bir soru altın değerinde yani bura es geçecek bir şey değil sadece alanda eksiğimiz var güzel en azından GGK eğitiminde kafamız biraz daha rahat alan kısmında ise artık eksik kapatma zamanı bu ayların öneminden bahsetmiştik. Yani bu zamana kadarki çalışmalarımız ne olursa olsun son adımlar harika olursa bu iş olacak. Bizim kazanıp kazanmayacağımızı belirleyen bir sürece girdik artık arkadaşlar. Bu yüzden size önerim konuların genel bir resmini görmeye başlamak, netleştirmek. Hangisini biliyorum, hangisini bilmiyorum. Özellikle hayır genel ÖABT için konuşuyorum. Programı kayıtlı öğrencilerimize çalışma programı hazırlıyoruz ama siz nasıl program hazırlayacağınızı burada göstermiş olacağız biz. Özellikle arkadaşlar e, ÖABT alanında bitirdiğiniz ama tam anlayamadığınız, daha hiç başlamadığınız, bitirdiğiniz ama unuttuğunuz konu başlıklarını bir çıkartıp onları son bir buçuk ayda baştan sona bir çalışmak gerekiyor hızlı bir şekilde. Artık hani şu 15-20 günlük süreçte böyle bir e, konu eksikleri kapatma evresine girdikten sonra son bir ayda artık konuları bitirmiş olmak Hani ufak tefek eksikler olabilir. Hala belli konu başlıklarına bakamamış olabilirsiniz. Yine sıkıntı değil ama genel anlamda böyle bir hakim olmak. Son noktayı koymak için son bir ay full tekrar, full deneme, full soru çözüm olarak gitmek gerekiyor. Yani çalışılmadık konu bırakmamak lazım artık yavaş yavaş. Bazı ABT branşları için bazı konu başlıkları var ki hani e, daha net böyle soru çıkmamış, yıllardır çıkma ihtimali daha düşük olan branş branş değişiyor. Onlar için çok aşırı efor sarf etmeye gerek yok. Özellikle bizim isteğimiz biraz daha nokta atış çalışmanız. Hani artık ÖABT hazırlığında olanlar bunu bilir. Hatta Google'a yazdığınızda bile yıllara göre soru dağılımlarını görebilirsiniz. Daha çok çıkma ihtimali işte ÖABT edebiyatta işte eski dil gibi mesela. Hani gerçekten net çıkma ihtimali olanları daha önceliğe almak gerekecek. Şimdi biraz daha benim çalışma saati olarak önerim bu kişiye göre değişiklik gösterir normalde. Bazı kişilerin belki günde 4-5 saat çalışması da yeterli olabilir seviyesine göre. Ortalama maksimuma çıkabileceğimiz saat hani 8 ila 10 saat hani seviyem biraz daha düşük hocam diyenler için 11-12'de görebilirsiniz ama çok da kendinizi bünyenizi yormanızı önermem. Bunu 3 3 3 yapabilirsiniz ortalama 9 saat 3 4 3 yapabilirsiniz 3 4 4 yapabilirsiniz 3 periyot gibi düşünün. Hani birden bire böyle 10 saat çok e, uçuk bir rakam gibi geliyor. Gözünüzü korkutabiliyor. Hocam 10 saat nasıl çalışacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bunu öğleden önce, öğleden sonra ve akşam 3-3 gibi böldüğünüzde daha yapılabilir bir program olarak gözükecek size. Şöyle düşünün, ben mesela bir öğrencime 8 saat ders çalışmalısın hesabı yaptığım zaman 8 saat çok uçuk bir rakam gibi geliyor. Şöyle düşünün, hani bir iş hayatınız olsa belki bazılarınızın var, biz mesela 8 saat daimi olarak iş yapıyoruz, çalışıyoruz. Yani aslında iş hukuku bile bunu söylüyor. Bir insanın ortalama 8 saat çalışabileceğini, aktif çalışabileceğini söylüyor. Dolayısıyla 8 saatlik bir çalışma aslında çok bir saat değil arkadaşlar. Ha, aranızda evli olan, çocuğu olan, iş hayatı olan, okul hayatı olanlar da olabilir. Bunlar kısmında tabii ki de siz 8-10 saat yapamayabilirsiniz. Bakın burada bu kişiye göre değişir seviyenize göre de değişir. Sizin seviyeniz günde 8-10 saat çalışmanızı gerektirmeye de bilir. Böyle durumlarda zaten bu saatlerin kısılması, artırılması yine bizim yapacağımız plan programa bağlı oluyor. Burada biz öğrencilerimize şu sistemi uyguluyoruz. Öğrencileri seviyesini ölçtükten sonra kalan zamanla öğrencinin çalışabileceği toplam ders saatini de alıyoruz. Bunları eşleştirip bir formül uyguluyoruz. Bu formüle göre herkesin günde kaç saat çalışması gerektiğini çıkartıyoruz. yetiştirilebilmesi için kalan konulara. Öğrenme süreleri de var elimizde çünkü. Sonrasında plan program hazırlayıp bu programla takip ediyoruz öğrencileri. Ve ÖABT kısmında özellikle eksik konu başlıkları bizim için çok önemli. Bir de biten kısımların tekrarları soru çözümleri. Şimdi biz biraz bunu ihmal ediyoruz bence. Şimdi siz öğretmensiniz. Eminim öğrencilerinize de bunları çok önerdiğinizde de önereceksiniz. Ama inanın kendimiz öğrenci olduğumuzda biraz kendi sökümümüzü dikemeyebiliriz. Çok normal, herkes bunu yaşıyor. Bitirilen konuları biraz gün yüzüne çıkarmayı çok seviyoruz. Bunun sebebi de şu tamamen, çok konu var. Kalan zaman az, sorumluluğunuz fazla. Dolayısıyla hep eksik konu çalışmaktan biten konuların tekrar ve soru çözümlerini biraz unutuyorsunuz bence. Ben genel öğrenci yapısında bunu gözlemledim. Doğru bir plan programı olduğunda biz özellikle bunu çok dikkat ediyoruz. Biten konuları öğrencimizden özellikle istiyoruz ki onların tekrar ve soru çözünü programı hiç hissettirmeden ekleyebilelim diye. Günü üç'e bölüyorum. 7.30'da başlıyorum akşam 9'a kadar. Bence Özgür çok uygulanabilir bir program. Bunu diğer öğretmen arkadaşlarımıza da önerelim bence. Herkes 7.30'da başlayamayabilir. Herkesin biyolojik saati de farklılık gösterir. Kimisi güne 9'da başlar ama 11-12'de bitirir. Bunu tamamen size bırakıyorum. Ben öğrencimden de ille de sabah 7'de kalk 6'da kalk gibi yönlendirmeler çok yapmayı sevmiyorum. Çünkü siz bir LGS, YKS öğrencisi değilsiniz. Haliyle belli bir yaş ortalaması olan birileri şu saatte kalk demek çok doğru gelmiyor bana ve şuna da inanıyorum. Şimdi kişi eğer sabah erken saatlerde güne başlayamayan bir yapıdaysa yapısal olarak e, ve günün ilk saatleri onun için bir ızdırap gibiyse ben o saatte öğrencimi kaldırıp da çalışmaya başlatırsam verimden çok zarar görebilirim. Bazı öğrencim güne 12'de başlıyor. Öğlen 12'de başlıyor. Biz gece 2'ye kadar falan çalışıyoruz mesela. Bunları da yapabiliyoruz. Burada tamamen sizin uyanıp dinç hissettiğiniz saat çok çok önemli arkadaşlar. Keşke sadece rehberlik olsaydı alsaydım çok uğraşmam olmadı. Bizle alakalı diyorsanız şunu söyleyebilirim. Buraya bir parantez açacağım. E, ÖABT kamplarımız başlayacak bizim. Bomba gibi bir kamp ekibi var şu an öğretmen kadrosu olarak. Nurul Hocam geldi ayrıntılı anlatacaktır öğretmenleri. Takip edenler bilir. Bu kamp programımızın şöyle bir örnek vereyim. Hani ücret kısmı ile alakalı sadece şunu söyleyeceğim. İnanın sadece rehberlik alsaydınız belki çok daha yani herhangi bir kurumdan sadece burayı için söylemem. Bu daire bir rehberlik hizmeti zaten yok. Biz kayıtlı öğrencimize bunu sunuyoruz. Ama inanın arkadaşlar sizler de öğretmensiniz bilirsiniz. Sadece koçluk rehberlik hizmetlerinin aylık ücretleri bile çok yüksek. Biz bir kamp programı verip size hem tekrar soru çözüm kampı vereceğiz. ÖABT kısmında soru çözüm, ayrıntılı soru çözüm hem de beraberinde rehberlik hizmeti alabileceksiniz. Bunun parantezini açmak istedim. Hani ayrı rehberlikten de bence hem kamp kampı hediye gibi düşünün. Böyle bir hizmetten yararlanabilirsiniz. Şimdi ben... Genelde aralı çalışmanızdan yanayım. Program hazırlarken de buna dikkat edin. Çünkü bir oturuşta 2 saat, 3 saat çalışmak bünyemizi, zihnimizi yorabilir. Psikolojik olarak da yorulabiliriz. Bu sebeple biraz daha böyle hani Pomodoro tekniğini belki çoğunuz biliyorsunuz. Belki Pomodoro hepinizin ihtiyacı yok ama genelde ben şu periyotları seviyorum. 40 dakika ders 10 dakika ara, 50 dakika ders 15 dakika ara ya da 50 dakika ders 10 dakika ara da olabilir. Böyle bir periyot daha sağlıklı. Çünkü şöyle bir bilimsel bilgi var. Şöyle bir örnek vereyim. Bilgisayarınıza bir sürü dosya atıyorsunuz ya da cep telefonunuza bir yerden dosya yüklüyorsunuz, resim yüklüyorsunuz, bir şeyler yüklüyorsunuz, uygulama yüklüyorsunuz. Bir süre bilgisayarınıza mesela çok üst üste yükleme yaptığınızda bir, bir dur der hani bekle bir kaydedeyim bunları. Bunun gibi düşünün. Zihnimize de bir sürü bilgi yükledik ya. Bir es vermek gerekiyor ki orada kayıt işlemi gerçekleşsin. Yani zihnimiz kısa süreli hafızamızdaki bilgileri kalıcıya atabilmek adına bir zaman dilimi istiyor sizden. Biz bu yüzden ara vermenizi çok önemsiyoruz. Hele ki şu dönemde birçoğunuz dikkat dağınıklığı yaşıyor olabilir ama gerçekten de bu yapısal bir durumsa artık sizde. Dikkat dağınıklığı yaşayanların özellikle bunu yapmasını istiyorum. Hatta size şunu söyleyeyim. Bazı testler yaptığım zaman öğrencilerimle bazılarında öyle şeyler tespit ediyorum ki 30 dakika ders, 7 dakika mola yaptırdıklarım, 25 dakika ders, 6 dakika mola yaptırdıklarımda olabiliyor. Yani ders çalışma süreniz ile bir oturuşta çok uzun olacak diye bir kural kaydı yok. Böyle şeylere belki alışık olduğunuz için hep böyle devam ediyor olabilirsiniz. Ama bu yine verimden çok zarar getirebiliyor. Bir süre sonra çünkü beyin kaydetmeyi durduruyor. Çünkü o sırada öyle bir bilgi yüklediniz ki o sıra çalışmıyor. Öyle düşünün. O sebeple arkadaşlar kesinlikle bu önemli. Ha, bazı öğrencilerimiz var. Mesela Zehra Hocam gibi tam onun örneğini verecektim. Dikkati çok yüksek. Ve mola verince devam edemeyen bir kitle var. Biraz daha zor adapte olan bir kitle derse adapte olmuşken de bırakmak istemeyen. Onlar için de evet iki saat etüt mantıklı ama iki saatten sonra ortalama bir yirmi dakika falan mola verin ki yine kayıt işlemi gerçekleşsin. Bu da bu tip öğrencilerimiz için geçerli olacaktır. <laughs> 25'e 5 evet bu da dikkat yaşayanlar için kesinlikle önerdiğim yöntemlerden biri Esra hocam 25'e 5 yöntemi de yap yapıyoruz öneriyoruz ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Bir tane bir hiç unutmuyorum arkadaşlar. Çok komik bir şey anlatacağım. Bir öğrencim dedi ki "Hocam en son mola vereli 2,5 ay oluyor." Yani 2,5 aydır molada. "Bir 5 dakika mola vereyim dedim. 2,5 ay oldu. Bir derse dönemedim." Hani böyle bir şey yaşanmasın tabii ki. Zaten öyle bir vaktimiz yok. Hani o disiplinde olduğunuzu düşünüyorum. Zaten program sizi disipline sokuyor. Ya bizim öğrencilerimizin çok kaytarma ihtimali olmuyor. Ee, kesinlikle bu noktada kendi disiplinimizi koruyacağımız... Hani 5 hani dakika 7'ye uzar, 8'e uzar, hadi 10'a uzasın ama... Öyle o kadar uzatacağınızı düşünmüyorum. Burada da size şöyle küçük bir önerim olacak. Şimdi bunu ben, beni tanıyan, daha önce seminerlerime giren belki bazı öğrenciler biliyordur. Şöyle bir soru sormak istiyorum genelde hani bir, diyelim ki herhangi bir saat bazlı mola uygulamıyorsunuz. Ee, kendi kafanıza göre mola veriyorsunuz. Peki molayı ne zaman verirsiniz? İki tane seçeneğiniz var. Bir, sıkılınca, yorulunca, bunalınca artık anlamamaya başlayınca mı? İki, enerjinizin en dorukta, en zirvede olduğu, konuları çok iyi anlamaya başladığınızda da soru çözerken üst üste hep doğru cevap işaretlediğiniz, çok iyi ilerlediğiniz bir noktada mı mola verirsiniz? A mı B mi? A en yorulduğunuz, en sıkıldığınız, en bıktığınız, en usandığınız, en verimsiz olduğunuzu hissettiğiniz anda. B. En iyi, en zirvede, en enerjik, en motive olduğunuz anda. Mantıken en çok yorulduğum zaman mola veririm diye düşünüyor, düşünüyorsunuz. Peki bu arkadaşların geri derse dönmesi genelde zor oluyor mu? Nurul Hocam da geldi. Hocam hemen size selam vereceğim. Şunluk arkadaşlarımın sorularına bir bakayım. Hemen şunu söyleyip Nurullah Hocam'a sözü vereceğim. Şöyle evet tam tersi şundan bahsediyorum. Eğer derse geri dönmekte zorlanıyorsanız bunun bir sebebi bıraktığınız son işin çok sıkıcı bir iş olmasından kaynaklıdır. Yaptığınız en son eylem sizi sıkan, bunaltan, yoran bir eylem olduğu için insan psikolojisi otomatik olarak o işe geri dönmek istemez. Bu yüzden mola süresini uzatır. Çok akıllıyız, çok akıllı varlıklarız. Geri dönmek istemiyoruz kötü olan şeye. Ama enerjimizin zirvede olduğu, güzel gittiğimiz bir zaman dilimi, özellikle de böyle 30-35 dakika, 40 dakikayı doldurmuşsak öyle bir zaman diliminde mola verirsek mola sürenize sadık kalırsınız. 5-10 dakika sonra hemen geri dönmek istersiniz. Çünkü bıraktığınız iş çok keyifli bir işti, güzel bir işti. O yüzden geri dönmek istersiniz. Bu da size bir dipnot olsun. Nurul Hocam hoş geldiniz. Biz de sizi bekliyorduk arkadaşlarla sizle ilgili de bahsettim Nurul Hocam gelecek birazdan diye kendisi de aramızda. Hocam sesinizi ben şu an alamıyorum. Arkadaşlarım alabiliyorlar mı? Şu an ben duyamadım sizi. Şu an yine gelmiyor. Evet, birazdan bağlanacakmış. Nurul hocam mikrofonu düzeltiyorlar şu an teknik ekipteki arkadaşlarımız. Nurlu Hoca'yı tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hem eğitim koordinatörümüz aynı zamanda Türkçe Edebiyat öğretmeni, özellikle edebiyatçılar tanıyordur diye düşünüyorum. Şimdi halledecekler arkadaşlar. Bu kısmı anladık değil mi? Anlattığım kısım bu önemli bir noktaydı. Ha, bunu hissetmeyenler böyle yapmak zorunda değil. Ama özellikle mola veren hani o arkadaş gibi en son mola verdim iki buçuk ay oldu hocam di diye kategori adlandıracağımız öğrenci, özellikle bu sistemi uygulayabilir. Bunu evet. yapan öğrencilerim çok başarılı oldular. Ben geldim. Evet, hocam ben yine duyamıyorum ama sizi. Ses 1-2 deneme kontrol. De ses var mı arkadaşlar? Hocayı. Geldi. Sen duyamıyorsun Heh. beni hocam. Tamam şimdi geliyor tamam. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Böldüm bir anda sizi. Ee, İnce Hanım güzelce devam ediyordu o. Bitti mi sizin canın devamı Hocam, var Hocam ben sizi şimdi duymaya başladım. Aynen ses kısık kalmış da. Şimdi duymaya başladım. Evet ben şimdi e, size aslında devretmek istedim birazcık. Evet. Teşekkür ederim. E, sevgili arkadaşlar ÖABT kademesi zaten e, hemen hemen bütün branşlarda var. %50 etkili olan bir yer. Burada etki alanı %15 genel yetenek %15 Genel kültür yüzde 20, de eğitim bilimleri yani yüzde 50. Burası yüzde 50, burası. Öğretideki en büyük durum aslında ilerlemeyi bilmemek ve biraz da korku hali var. Çünkü kendi alanımızdan korkuyoruz. Aslında bu son zamanlarda da konu tekrarı, kalan konular neler, acaba neler çıkacak, zor olacak mı? Bu soruları sorduğumuzda kendimize bayağı bir böyle endişe, panik hali başlıyor. Aslında ÖABT gene yetenek gelen kültürden daha kolay. Gerçekçe konuşmak gerekirse. Genel yetenek gelen kültür ders sayısı bağlamında düşündüğümüzde, gerekli gereksiz onlarca bilgiyi düşündüğümüzde ÖABT'yi doğru bir şekilde, stratejik olarak doğru bir yerden yönlendirerek ve taktiksel olarak doğru konulara değindiğinde işin rengi çok farklı oluyor. Bu da şu durum ortaya çıkıyor genellikle. Neyi ne kadar çalışmamız gerektiğini bilmiyoruz. Nasıl çalışmamız gerektiğini bilmiyoruz. İkincisi neler nasıl geliyor bilmiyoruz. E, belli yerlerden takviye alıyoruz diyelim. Onlar da bilmiyor. Klasik bir konu anlatıp şekline gittiğinde bu da neye dönüşüyor ne yazdı ki? ÖABT'nin bir korkulu rüyaya dönüşmesi. Tabii ki saçma sapan sorular dediğimiz yerler gelecek. Bu bir eleme sınavı hocam. E, aslında saçma sapan denen şeyler de değil. Yani oradaki belli bir müfredat içerisinde yer alan biraz kıyıda köşede kalmış bilgilerden ibarettir. Peki bu ÖABT kademesinde bu aylarda İnce Hanım ne yapılması gerektiğini sizlere paylaştı. Bu konuda ben de sizlere şöyle bir şey söylemek istiyorum. Baştan sona böyle bir konu tekrarı çok sağlıklı değil. Çünkü neden biliyor musunuz? Konu başına girdiğinde ya bu vardı, şu konu da vardı, acaba o neydi, bu neydi diye bir anda beyin ister istemez böyle bir karmaşa durumuna girecek ve o da panik harekete geçirecek. Çünkü panik geçtiğinde de neye neden oluyor? Kaygı. Kaygı olunca da öğrenme seviyesi çok fazla düşecek. Bu Buradaki kademede eğer ki tek başına ilerletiyorsan tek başına ilerlet. Eğer ki konular tek başına ilerletemiyorsan mutlaka bir takviye ihtimal. Çünkü neden biliyor musun arkadaşlar? Son süreci değerlendirmek çok önemli gerçekten. Baştan sona özünü vermek, üstünden geçmek, tekrarını yapmak, önemli yerleri görmek. Kendin belki ilerletemiyorsun tekrarını. Gerekli gereksiz şeyleri belki ayırt edemiyorsun. Çünkü ben de ayırt edemezdim. Ya şimdi önünde bir sınav var. Her şeyin önemli olduğunu düşünüyorum. Eleyici gözle bakamıyorum ben. Çünkü ben o gözle baksam zaten benim orada o sınavda işim olmazdı. Genellikle hocalar bu boyutta avantajlı gerçekten size ders veren hocalar anlamında. Çünkü neyin önemli olduğunu onlar daha az kaygıyla, endişe duymadan neyin nasıl olması gerektiğini daha iyi analiz edebiliyorlar. Çünkü onlar üzerinde bir baskı ve stres yok. Bu yüzden eğer ki kendinizi ilerletebiliyorsanız, kendinizi ilerletemiyorsanız mutlaka bir takviye eğitim almanız gerekiyor bu son zamanda. Deneme çok önemli, muhtemelen incihanım da değinmiştir. Deneme ve deneme çözerken eksik olan konuların üzerine bir analiz yapın arkadaşlar. Yani hangi konu? ve hangi konun hangi kazanımı acaba öğrenime tam mı gerçekleşmiş yoksa öğrenmede eksiklik mi var? Olay bu aslında. Şimdi biz biz bu süreçte eee Hanım yıllarını bu işe vermiş, öğrenciyi yakından tanıyan biri. Buradaki kademede bizler de bu nasıl çalışılmalı, nasıl yapılmalı kısmı ile ilgili ek olarak da biliyorsunuz ki biz güzemde de bütün ÖABT kamplarına yönelik bir kamp sürecimiz var. 1 ile 12 Ağustos arasında bütün ÖABT branşlarının kampları var. Oradaki arkadaş buradan istifade edebileceğini etsin. Endişesi kaygısı olan varsa bunun üstesinden gelsin diye. Biz o süreçteki kampları da soru çözümü üzerinden bütün konuları tekrar etmeye yönelik anlattık aslında. Bütün konuları. Baştan sona. Kamp içeriği nasıl demiş. Şimdi buradan bunun içeriğini vermemiz birçok farklı branş olduğu için şöyle bir şey yapalım istiyorsanız İnce Hanım müsaadenizle. Tabii hocam. Bu kampın içeriğine yönelik bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa sevgili teknik ekipteki arkadaşlar bilgi alma formu ve aynı şekilde eğitim koçu asistanıyla bu bir seminer olayı da var değil mi İnce Hanım? Evet bir seans görüşme ücretsiz eğitim koçuyla görüşme sağlatabiliyoruz. Hem kampla ilgili bilgi alabilirsiniz sen yani nasıl çalışmalısınız sizin eksiğiniz neler kamptan nasıl yararlanmalısınız nasıl bir çalışma programı olmalı bunlarla alakalı detaylı bilgi paylaşırlar rehberlik sürecinden de bahsederler çünkü biraz önce hocam hani sadece rehber alabiliyor muyuz gibi sorular gelmişti. Aslında ben de şundan bahsettim. Hani kamp programı gerçekten ücret olarak da sizleri düşünerek öyle bir fiyatlandırma yaptı uzam. O kısımda rehberlik desteği bunun içinde olacak zaten. Hani hem siz soru çözüm kampına katılıp hem de rehberlik almış olacaksınız. Kamp dediğimiz e, tüm obete branşlarına yönelik. Aslında en baştan sona hatta sınavda çıkması beklenen ÖSYM ne sorar bu kısımlarla alakalı bol bol soru çözdüğümüz bir kamp dönemi yaşamış olacaksınız böylelikle. Şurada şu an paylaşımı yapmış sevgili arkadaşımız. Öğrenme yapınızı keşfet. Bu eğitim analizi linki. Bu değil de ben eğitim koçuyla bir seans görüşme linkini Pardon. rica edeceğim. Direkt değil mi? WhatsApp linki. Evet. Sevgili arkadaşlar ya WhatsApp ya da eğitim koçuyla e, seans olan linki acaba paylaşabilir misiniz? Muhtemelen o da şimdi paylaşılır. Evet. O linke şimdi... tıklayıp WhatsApp'a gidecekler zaten. Evet direkt oradan bilgi alabilecekler. Anladım ya, mi İnce Evet bu link doğrudur. Buna tıklayabilirler. Evet arkadaşlar buraya tıklayın. Aynı şekilde merak ettiğiniz kamplarla ilgili, detayla ilgili, iç detayla ilgili ne istiyorsanız eğitim kısmında, rehberlik boyutunda, sizin seviyeniz hepsinin yönelik bir saatlik bir seans olmuş olacak. Linke tıklamanız yetiyor diye biliyorum. Veya numarayı evet. mı aramaları lazım? O linke tıklamaları yeterli. Oradan zaten örnek bir metin çıkacak. Eğitim Koç'la bir seans görüşmek istiyorum. WhatsApp'ta öz özellikle. Onu gönderince size bir randevu oluşturacaklar. Bugün içerisinde yüksek ihtimalle dönüş yaparlar. Yedi buçuğa kadar sizi arayacaklar. Söz verdiler evet. bize. Önceliği size verecekler. Tamam. Çok güzel. Ben de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ben eğitim koordinasyon olarak e, şunu çok net söylüyorum. Kamptaki hocalarımızın tecrübesi, bilgisi. Birçoğunu biliyorsunuz. Mesela tarih branşında kim olduğunu bilenler biliyor. Sahaya mal olmuş aynı şekilde öğrencinin gözünden sınava bakabilen, ÖSYM'nin gözünden sınava analiz edebilen kişiler. Çünkü eğitim aynı zamanda bir vebal işidir, bir sorumluluk işidir. Bu vebal bir bilinçle ve bu bilince sahip olan hocalarla da yola çıktık. İnşallah güzel bir şekilde devam ettireceğiz. Sene sonu kamplarında da inşallah bir aksilik kaza bela olmasa da çıkmış soruların bir nevi kopyasını, provasını yapmış olacağız. Ee, en iyi şekilde sizler de bu kalan süreçte deneme çözüp eksiklerinizi kapattın Kampta da baştan sonra bir tekrarla inşallah size için iyi olur. Memurluk kaç puandır infaz koruma? İnfaz koruma için şöyle bir durum var ama oradaki mülakat var. Yani 70 barajı var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Kadına da gibi evet. Evet e, o yüzden o da mülakata gidiyorsun hocam. Mülakatta bitiyor iş. Yani senin kaç puan aldığın çok büyük mü olmuyor orada. Mülakat kademesinde de biraz spor faaliyetleri var. işte çeşitli şeyler yapılıyor bildiğin mülakat değil yani karşına alıp konuş değil. Saha uygulaması yaptırıyorlar sana bildiğin kadar. Koşu var orada bazı spor hareketleri var. Siz onu internetten de araştırabilirsin aslında detaylarını. Baraj puan 70'ti ama öyle hatırlıyorum. Hı hı. Evet sevgili arkadaşlar bir sorunuz varsa sorabilirsiniz. Eğer yoksa da İnce Hanım'ı bölmeden İnce Hanım'a sözü hı hı. verebilirim. Evet sorularınız varsa Nurlu Hocam gitmeden bence sorun derim. Kampla alakalı, kadro alakalı edebiyat öğrencilerimiz var yine aynı şekilde. Hocam dereceye giren öğrencileriniz var mı? Edebiyat öğabeti ve Türkçe öğabeti Türkiye ikincisi den tut hocam. İlk Sosyalde Türkiye birincisi. Herhalde şey beni kastetmiyor. Geneli kastetmiyor. Genel herhalde. da var, İngilizce'de var. Ben üstüne Hocam bütün branşlarda derece var. Edebiyatta da zaten Türkiye'nin aynı şekilde ilk yüz içinde birden fazla öğrencim var. Besyo'da var. Geçen sene örnek vereyim Dikap. Aynı şekilde aslında birincisi bu. Evet. Çok paylaşamadı. Ee, sos sosyal bilgiler Türkiye birincisi. Aynı şekilde Besyo'da ve biyolojide, fizikte bütün branşlarda var hocam. Tek güzemin, tek bir Ben bu sene başladım arkadaşlar Tek Üzem'de. 2016'dan beri tanıyorum kendilerini aslında. Eğitim koordinasyonu bu sene geldim. Tek burada herkesin huzurunda bir hatasını söylemek istiyorum. Ne yazık ki öğrenci çok fazla kazanan ve onlarca öğrenciye hitap eden bir kurum aslında. Kazanan öğrenci sayısı kadar belki de e, çoğu yerde olmayan sayı ama bunu sosyal medyada bir araç olarak kullanmadılar. Bu durumdan dolayı öğrenci de başka durumlarda yerlerde bir şeyler görünce acaba tek öğrencisi yok mu gibi algıya kapılıyor hatta şunu söyleyeyim size sizlere bizzat şahit olduğum bir şeydir. Öğrenci benim öğrencim. Türkiye 76.sı. Aynı başka bir kurum benim öğrencimi şeyini paylaşmış sonucunu. Ben de kendisine sordum. Buradan ders aldın mı? Hayır hocam dedi. Peki seni neden paylaştılar? Arkadaşlara moral olsun diye paylaşmışlar. Hocam böyle istedir ben de sorun yapmadım. Orada ders almadıysan, orada kişilerin yanıtmalarına müsaade ettiğin için aslında sen de bir nevi vebale giriyorsun dedim. Eğer orada paylaşımın duracaksa ben kendim paylaşımı sileceğim dedim. Yani bu şekilde e, özelden irtibata geçip hatta şunu da söyleyeyim. Rabia ile Türkiye birincisi değil mi hocam sosyalde bu evet, Evet şu an bir YouTube'da röportajıyla alakalı da bir link paylaştı arkadaşlarımız. <laughs> Tıklayıp röportajını da izleyebilirler. Buradan ders almış, buranın öğretmenleriyle, buranın süreciyle ilerlemiş. Rabia'nın birinci olduğu paylaşımın hemen ardından A, B, C yerleri Rabia Hanım'la yayın yapmak veya işte ne bileyim bizim öğrencimiz mi diye paylaşım yapma durumlarına girmiş. Ki öyle bir şey yokken eğitim tabii ki bir süre bir geçim durumudur. Tabii ki öğretmenler tabii ki para kazanacak gayet normal ama eğitim yalan yere ticari bir ticari oluşumun gölgesinde büyümez. O yüzden... Ahlaklı, temiz, namuslu, işini hakkıyla yapmaya çalışan her yerde bizim kardeşimiz aynı şekilde dirsek dirse olduğumuz kurumlardır. Ee, sizin hayaliniz her şeyden değerli. Hocamın bu sorusu da biraz böyle dert dökmüş gibi oldum. <laughs> Birden fazla öğrenci var hocam. Tek sorun sosyal medyada paylaşım ağının güçlü kullanılmaması. O da muhtemelen ee, kurum öğrenci kazandıktan sonra öğrencili peşine düşüp hadi gönder bize ekran demediği içindir. Çünkü kendisi gönüllü isterse paylaşır, bazıları da paylaşım istemez. Olay bundan ibarettir. Evet sevgili arkadaşlar. Türkiye'de ales tarzı soru çözemiyorum. Ales tarzı dediğin Türkçe. Kas, yani paragraf diyorsun. Ales'te paragraf var. Hocam e, pratiktir bu, uygulamadır. Yani ales tarzı çözemiyorsan eksiğin var. O kademede eksiğin de şudur, uygulama, okuduğunu anlama, okuduğunu hızlı anlayabilme. Bu da pratikle alakalı bir şeydir biraz daha arttırman lazım 20 çözüyorsan 30 çözgünlük her gün paragraf çözerek aslında evet. giderebileceğiz biraz sorunlu bir şey sorunlu bir şey ee, var mı başka sorunuz sevgili arkadaşlar benim de dersim var bu arada bizim genel yetenek genel kültür kampları var 18'de dersim var benim derse gireceğim orada baya hareketli cap canlı bir ekip var orada da ee, inşallah eğitim kamplarımız da 17 Temmuz'da başlayacak ÖABT kamplarımız da 1 Ağustos'ta 12 Ağustos arasında yapacağız evet sevgili arkadaşlar sürekli tegeltmeme rağmen unutuyorum hocam unutma göreceli bir şeydir yani neyi ne için unutuyorum belki de şimdi şöyle bir şey var odaklanarak öğrenmek var sırf konuyu bitirmek için yapılan tekrar vardır odaklanarak yapılan tekrar unutma hızı çok az olur bir de ara dönemler pekiştirmeler koyarak yani tekrar gözücü tekrarlar soru tekrarları bunu yapmayıp gözücüyle bakıyorsan sonra diğer konuya gittin 100 sayfa ileriye gittin. ilk sayfadaki yeri unutursun. Parçalar halinde yapmak çok değerlidir değil mi İnce Hanım? Tabii ki kesinlikle öyle. Yani unutma dediğimiz gibi. Şimdi ee, çok yoğun te yani tekrar vermeden çok yoğun çalışırsak. Örneğin 3-4 ünite arka arkaya çalışınız ama tekrarlarınızı aksattınız. Haliyle Araya zaman girdi ve unutma gerçekleşir ki unutma hızlarımız bile farklı. Ama biraz daha hani mesela Nurul Hocam da söyledi, seminer başında ben de söyledim. Eksikleri daha erken fark edip hemen araya zaman girmeden tekrarını hızlıca yapabilirsek ki bu tekrar kısa tekrar zaten. Öyle uzun uzun tekrara da ihtiyacınız yok. E, bilgi kalıcı hafızaya aktarılmış olacak zaten. Bu da unutmanın önüne geçmenizi sağlayacak. ÖABT kamplarının saatleri belli. Bütün programı da belli, hocaları da belli aslında. Ee, Emre Hocam az önce paylaşılan linke tıklarsanız bütün kafanızı takın her şeyi oradan sorabilirsiniz. Az önce paylaşılan bir link var diye tekrar paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Konuları bitiremedim ne yapmalıyım? Hocam o konudan kaç yıl ne kadar soru gelmiş? Baktınız mı? Şu soru gelen bir yerse o zaman çalışacaksınız oraya yapacak bir şey yok. Ama soru gelmeyen bir yerse başka yerden çok soru gelen bir konu daha duruyorsa oraya odaklan Orayı da gözüyle tekrar et, soruyla pekiştirmeye çalış. Deneme çöz. Günlük bir deneme çözebilirsiniz arkadaşlar. Yani genel yetenek, genel kültür, eğitim ve alandan birer denemeyle sabah akşam tekrar kısmından ziyade baştan sona ki tek başınıza yapamazsınız bunu. Gerçekten zor bir şey bu. Zamanı yönetmek, konuyu yönetmek, saati, dakikayı yönetmek. O yüzden baştan sona sizler bir tekrar yapmanız ki İnce Hanım muhtemelen bahsetmiştir bunlardan. Ben tekrara düşüyorum. Biliyorum İnce Hanım'ın aslında ee, neler söylediğini en azından bu tecrübe kısmındaki kademede daha önce de seminer yaptık beraber ee, bunlara değindiğini mutlaka biliyorum ben de hem burada soru geldiği için değiniyorum tekrara düşmemek adına da e, seminerde zaten youtube'a kaydediliyor oradan tekrardan dinleyebilirsiniz izlemeyenler Türkçe ve Edebiyat öğretmeni kaç puandır? hocam puan diye bir şey yok her sene değişir bu örnek vereyim 70 net alan biri örnek veriyorum 84 puan aldı. Ama diğer sene 64 net yapan biri. Diğerlerde ortalama aynı olsun. Bir bakıyorsun o da 84 aldı. Her yılın başarısı farklıdır arkadaşlar. Bir sonraki yılı bir önceki yıla bir sonraki yılı bir sonraki yıla bir tutamazsınız. 2019 yılında netler çok düşüktü. Sıralama çok iyi geldi. Puan çok düşüktü. Örnek vereyim. 80 alan bir edebiyat öğrencisi 300'üncüydü. Niye? Sınav zordu çünkü. Ama Ondan sonraki kademede 84 puan, 85 puan alan biri 300. zar zor oldu. Ama 80 300. Yüzyıldı, örnek vereyim. O yüzden her sene farklıdır. Bir tutmayın. Ama 83, 84'ü alan biri atanıyor genelde arkadaşlar. Ki Türkiye için demiyorum bunu. Edebiyat için diyorum. Türkçe'de 82 derece demektir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Her gün bütün alanlardan deneme çözmek mantıklı mı diye bir soru geldi. Bunu hani günü çok yoğun geçirmek istemeyenler için şöyle bir öneride bulunabiliriz. Ben genelde program hazırlarken buna dikkat ediyorum. Şimdi GGK ve eğitim aynı gün olacağı için aynı gün çözmeye alışmanızı istiyoruz. Bu yüzden GGK ve eğitim bilimleri denemesini aynı gün çözebilirsiniz. Birini sabah birini öğleden sonra. ÖABT'yi bir gün sonra çözebilirsiniz mesela. İşte GGK eğitim aynı gün, ÖABT'yi bir gün. Her gün aslında bir GGK eğitim, bir gün sonra da bir ÖABT şeklinde de gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet. 20 K öğretmen alımı geldi demiş. Ee, hocam bir sonraki sınavı hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Mesela şu an sana örnek vereyim. Şu an sınava deli gibi çalışıp ki bu sene kesin derece yapacak. Öğrenci dem şu an dünden itibariyle ki daha fazla sayı var. Edebiyat için konuşun bütün branşlar içinde var. Altı kişi kesin atanıyor. Önünden elendi. Yani iyi olanlar önünden gitti aslında. İki, bir sonraki sınav yılı için olumlu bir şeydir bu. Ee, i̇yi olanlar önünden gidiyor. Sen kendi rakiplerinle aynı denklikte olan kişilerle yarışıyorsun aslında. Öyle düşün. Gitmeseydi bak şöyle söyleyeyim. Ayşe var mesela. Ayşe bu sene ilk, ilk 20'ye 30'a girer de. Girer yani. Ama şu anki atamada %99 gidecek. Aynen oldu. Seçim yılı az atama olmaz hocam. 60 binden aşağı yapmaz onu söyleyeyim ben size. Bütün seçim yıllarında 60 binden aşağı daha fazla olur. Tabii tabii. 60'tan aşağı düşmezler. O yüzden 23 için hazırlanan biri endişe ediyorsa e, muhtemelen sektörün içinden gelmediği için ve çok uzak kaldığı için bilmediğinden dolayı. Ayağını uzat puanını al hocam. Öyle diyeyim ben sana. Keyfine bak yani. 4 Dört dörtlük hazırlan. Çok rahat dereceyle güzel bir okula da gidebilirsin veya memurluğa artık. Benim diyeceklerim bu kadar aslında gelen sorularda evet. yok gibi duruyor. İnce. Biz de zaten bitirdik. Yani başta da bir 20 dakikalık kısımda neler yapılmalı sonay bunlardan bahsetmiştik. Soru-cevap gitmemiz de çok iyi oldu. O yüzden gelen soruları da kaçırmamış olduk. Özel çözüm denemeleri tekrar çözmek doğru mu? Yani elim, hani onun soruları ezberleme ihtimaliniz beni biraz korkutuyor. Ben bu yüzden bunu çok sık önermiyorum. Ama elimizde deneme bitmiştir. Üzerine işaretlememişizdir. Belki başka yere işaretlemişsinizdir. Öyle bir tabii ki çözebilirsiniz. Ama elinizde sıfır denemeler varsa onları çözün. Ama şunu kesin yapın. Özel çözünüz denemelerdeki yanlışlarınız ve boşlarınıza tekrar bakmaya özen gösterin. Hani öğrenmiş miyim doğrusunu? Bu önemli. Bir de çıkmış sorular bulunmaz bir nimet. Hele ki şu dönemde kesinlikle çözmeniz lazım. Yani de önceki denemeyi çözebilirsin. Denemenin amacı eksik konu tamamlamak. O konuda zaten sen eksini kapattığın Her deneme farklı bir yere bakarak 75 soru var. 75 soru 75 konuya değiniyor veya 70 konuya 50 konuya değiniyor kazanım olarak. Yani diyeceğim olay şu sen orada zaten eksiğini görmüşsün. Eksini tamamlamışsan aynı denemeyi çözmenin bir zararı olmaz. Ama yenisini denemen daha mantıklı tabii ki. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar katılımlarınız için geç geldim kusura bakmayın giriş için ama en azından sonuna geldik. İnci Hanım zaten e, girişi yaptı, kapanışı da İnci Hanımın yapması daha. Teşekkür farklı. ediyoruz hocam, ağzınıza sağlık. Çok Yok, teşekkürler emekleriniz için de. Ee, bir soru kaldı sınıf öğretmeni ABT konular değişti yeni deneme yok Şu an piyasada yeni deneme yoksa elinizdeki denemeleri de çözebilirsiniz zaten çok muhteşem devasa bir değişiklik yok aslında evet bir, birkaç eklenen ders var ama elinizdeki ne çözdüğünüzde de fayda göreceksiniz. O yüzden sadece kapsam değişikliği oluyor. Komple sınıf öğretmenliğin konuları silindi de yeni konular yazılmadı. Elinizdekileri tabii ki çözebilirsiniz. Bulabilirsiniz piyasada şu an belki tek tük çıkmaya başlamış olabilir bir bakın. Yeni yok. deneme varsa da edinebilirsiniz. Yeni da, şey yok arkadaşlar. Yani elinizdekileri çözmenizde bir sakınca yok zaten. Yayıncı boyutunda da olduğum için bildiğiniz bu yeni deneme diye bir şey yok arkadaşlar. Evet. Bu senenin denemesinin aynısını gelecek sene 2023'te basacaklar. O yüzden yeni eskiye takılacak Konular değişmedi, bir ders değişti. Müfredat içerisindeki kazanım dağılım listesindeki şu anki denemeyi çözsen, sınavdaki sorulardan çok daha kolay gelecek sana. Sınavdaki çok daha kolay sorular gelecek. Neden? Ortaokul müfredatına döndü çünkü sınıf ÖABT. Önceden lise TYT-AYT müfredatındaydı. Şimdi ortaokula döndüğü için elindeki denemeler sınavın üstünde, rakibin üstünde çözmek. Yani rakibin olan ÖSYM'yi çözmek avantajdır bunu söyleyeyim. Basit düzlemde olan denemelerle yeni deneme aramayın. Eskileri çözün. Bu kadar net söylüyorum size. Hiç stresle yapma sevgili hocam. Aynen. Yani elimizdekileri bir bitirelim. Bir de kaynak bitmeden sonraki kaynak kalan öğrenci var. Bu stres evet. seviyemizi de yükseltiyor. Şimdi o kaynak bitmemiş. İkidiniz üçten daha kaynak aldınız. Bu sefer tam onu çözerken gözünüz ona dalıyor. Ya daha şu yayın var, bu yayın var. Evet. Ne yapacağım, ne edeceğim? Elinizdekini de bırakıyorsunuz. Stresiniz artıyor. Hiç gerek yok. Elinizdekileri bir bitirin. Bitirdikten sonra gerekli görürseniz Deneme alırsınız, sap yaprak test alırsınız ama önce... Elinizdekileri bir tamamlayın arkadaşlar. Allah affetsin diyelim o zaman hocam onlara. <laughs> teşekkür ediyorum hepinize Biz Teşekkür arkadaşlar. ediyoruz. Değerli arkadaşlara da başarılar diliyoruz. Her şey gönüllerince olsun. Kampda katılaraksa bizlerle ilerleyeceğiz. Size de iyi dersler hocam. Çok Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın.